Selamlar. Evet, bugün Berlin'e geldik ve sabah güzel bir kahvaltı edip turistliğimize başladık. Evet, Almanya'ya geldik, memleketimize geldik. Gerçekten öyle, böyle euro kullanacağıma hiç bu kadar sevineceğimi düşünmedim. Euro kullanıyoruz, euro. Ya zlotin midir nedir, düşükmüşük ama yani. Yok, olmuyor. Dili farklı, izi farklı. Almanca en azından Bahnhof diyor, anlıyoruz. Nach diyor. Nach diyor, über diyor. Baba diyor, başka çocuklar da var okulda diyor. Tamam, merdiven açacağız. Ya bak. Aynen. Sonunda yüksek bir yere çıkacağız. Yüksek bir binaya çıkıp Berlin'i izleyeceğiz. Ve Berlin turumuza Berlin'i izleyerek başlayacağız. Hadi bakalım, yukarı çıkıyoruz. Backside, mm-hmm. In the elevator there is a glass room. Ah, okay. You can look at it. Okay. Where are you from? Turkey. Hoş geldiniz. Amma kastik ya. Neresinde? Denizli. Ankara. İzmir. Denizli'ye çok kişiyim var ya. Sizin halı köylerde. O sesi kaydettim, bundan sonra her şeyi onu koyacağım. Aa, neden kastık ya? Kaç kat çıkacağız şimdi biz? Kulaklarımdan anladığıma göre kulaklarım şu an tıkanmaya başladı. Şimdi göstereyim. Şeye çıkacağız, 21. kat. Geldik, ineceğiz. Öncelikle Berlin'e gelince ilk önce bence buraya gelin. Çünkü burada gerçekten 360 derece Berlin'in her tarafını görebiliyorsunuz. Nasıl bir şehir olduğunu, dizaynını falan her şeyini görebiliyorsunuz. Ve şöyle açıklamalar var. Bu açıklamalarla nerenin neresi olduğunu, ne zaman inşa edildiğini vesaire okuyabiliyorsunuz. Buradan bütün şehri izleyebiliyorsunuz ve gerçekten çok güzel görünüyor. Ve iniyoruz. Artık Berlin'i geziyoruz. Şimdi bu kartı aldık. Museumspass Berlin. Aslında 3 günlük ticket. 14 euro verdik öğrenci olduğumuz için. Burası geçerli değil. Burası panorama özel bir müzeymiş. Ama onun dışında bayağı 30 müzeye falan girebiliyorsunuz. Öğle yemeğini yiyeceğiz. Evet, öğle yemeğimizi de, akşam yemeğimizi de Huriye teyzemizden. Evet ya, canım Huriye teyze. Yani sonuçta ya, Almanya'da yaşıyoruz. Alman yemeklerini her yerde yiyebiliriz. O yüzden yemek için para harcamaya gerek yok. Müzeye giriyoruz. Ama ya şimdi Bode Müzeyim estetik olarak güzel. Eğer hani arkeolojik olarak da ilginiz varsa güzel bir müzeyim ama hani olsun diye yapılmış bir müze gibiydi. Yani 3 günlük kartınızı alırsanız rahat rahat gezersiniz. Eğer vaktiniz varsa, bizim vaktimiz yok. Şimdi oturup birazcık yemek yiyeceğiz.
geldik. Brandenburg kapısına geldik. Berlin'in simgesi olarak geçiyor ve Almanya'nın da simgesi. En önemli sembollerinden bir tanesi. Avrupa ve Almanya'nın bölünmüşlüğünün üstesinden gelmesini sembolize ediyormuş 90'lardan beri. Soğuk Savaş döneminde çok hasarlar aldığı için 1958'de yeniden restore edilmiş. Ve Berlin şehir kapısından geriye kalan tek parçaymış. Şimdi oraya geldik. Biraz uzaktayız, böyle 2 dakika yürüme mesafesinde. Birazdan orayı da göstereceğim. Yanlış anlamayın. Burası sadece bir metro istasyonu. Havaalanı değil. Telefonum. Bu bize verilen telefon ve kulaklığımız. Ve güzel olan şey ne biliyor musunuz? Türkçe. Evet, Türkçe bir gayet bulduk. Türkçe rehber. Güzel bir şekilde anlayarak gideceğiz. Ya İngilizce'de de anlıyorduk da tam olarak anlamamız için Türkçe çok güzel oldu. 20 dakika içerisinde içeri gireceğiz. Dediğim gibi az önce rehberiniz olsa rehberle geçseniz daha iyi. Pergamon Müzesi'ne geldiğiniz zaman size Türkçe rehber veriyorlar. Yani rehber dediğim sesli rehber. Kendi tarihimizi göreceğiz arkadaşlar burada. Hazır mısınız? Bilmiyorum ne kadarını çekerim. Kendim de böyle bir tadını çıkarmak istiyorum. O yüzden bakalım. Pergamon Müzesi'nden çıktık ve halimiz içler acısı. Gerçekten gezerken çok üzüldüm. Yani çok sinirlendim. Konya'dan tüm bir mihrabı getirip bir de üstüne kılıfını da hazırlamaları. Kenarında yazıyordu hani bunun burada olması ne kadar doğru diye. Doğruluğunu kendileri sorgulayıp bir de kılıfını da hazırlamışlar. Çok sinir bozucu. Ya bildiğiniz parça parça çalınıp buraya getirilmiş ve sergileniyor. Gururla sergileniyor Pergamon Müzesi. Buyurun gelin arkadaşlar, tarihimiz nasıl çalınmış? Nasıl, kimlerin elinde tutuluyor ve nasıl korunuyor? Neyse biz devam edelim. Gelin görün arkadaşlar, başka bir şey demiyorum. Thank you.
Berlin'de uyandık. Berlin'den herkese selamlar. Ve Berlin'in neresinden uyandık? Berlin Duvarı tam olarak. Şimdi Berlin Duvarı diyorum ama bu duvarlar hep yıkıldığı için, duvarın olduğu yeri belli etmek için böyle direkler kullanmışlar ve bu direkleri koymuşlar buraya. Duvardan kalıntı var mı bilmiyorum ama biz buraya geldik. Yakın bir yerde gözükmüyor duvar kalıntısı. Bu duvarın olduğu bölgeyi gösteren böyle resimler vesaire var. Evet, şimdi buradan başka bir yere gideceğiz. Birazdan Brandenburger Tor'a gideceğiz. Ve orada görüşürüz. (Gülüyor)